Yeni gelen arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Hediye atanlar teşekkür ediyorum. Twitch kesitleri ne yapıyorsun? Sağ mı? Al çarptım. Lan oğlum bak yakalanacağım bak senin yüzüne. Lan geldi geldi. Lan adam geldi. Yapmayın da oyunu yakla. Bak gene attı. Da oğlum yapacağın işe tüküreyim. Al vurdu. Oldu mu? Bu ne arkadaş? Sürekli sürekli reklam mı izleyeceğiz ya? Sen de eğer ki Subway Surf canlı yayın yapmak istiyorsan ve bu reklamlardan nasıl kurtulacağını bilmiyorsan bu videoda her şeyi anlatıyorum. Senden ricam şimdi bu videoyu atlamadan zıplamadan izlemelisin kardeşim. Bu işte para kazan kazanmak istiyorsan bu dediklerim sana rehber olacak. Hazırsanız hiç laf uzatmayalım. Videoya başlayalım. Subway Surf canlı yayını nasıl yapılıyormuş? Gelin bakalım. Gelelim asıl mevzuya. Subway Surf canlı yayın yapmak isteyen arkadaşlar hediye görselleri nasıl oluşturacağına dair hiçbir fikri yok. Olmayan arkadaşlar için ben küçük bir güzellik yaptım sizlere. Ben hazırladım. Tamam ha, PNG formatında. Bunu avbulut.com sitesinde paylaşacağım. Ama ve lakin siz onu direkt ulaşıp alamıyorsunuz. Yani bir buton tıklayıp da alma yolu yok o avbulut siteye girdiğinizde. Özel link olduğu için. Bunu nereden alabilirsiniz? Siz açıklama kısmında bırakmış olduğum whatsapp kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. ha WhatsApp kanalımda belli bir süre sonrası linkler kayboluyor. Linkler kaybolduğunu anladığım anda zaten açıklamaya bırakıyorum ben haberiniz olsun. Arkadaşlar bu ücretsiz hiçbir şekilde sizden ücret falan talep etmiyoruz. Kullanmak istediğini kullanırsın kullanmak istemiyorsan da teyinte alıp da silebilirsin png formatıyla da çıktısını alırsın sıkıntı yok bunda. Varsayalım ki diyor ki abi ben photoshop biliyorum photopea biliyorum nasıl yapacağız? Yapacağımız şey şu google'a yazıyorsunuz abi av bulut tamam mı karşınıza gelen ilk site Bulut telefon kılıfı nfc kart vizit ve web çözümleri sitesine tıklıyorsunuz abi. Bu site bana aittir. Herhangi bir şekilde güvenlik problemi yaşamazsınız. Rahat olun yani. Daha da durun. Ben buraya yapay zekayı entegre edeceğim. Bak kendi yaptığım chat gpt gibi internetsiz çalışan yapay zekamı bile entegre edeceğim yani. Düşünün artık. Burası çok gelişecek bir site. Buraya girdiğinizde ürünlere de bakabilirsiniz. Almak isteyen olursa telefon kılıfı falan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sürü güzel telefonlar var. Tamam mı? Şimdi bu hediye görsellerine nasıl ulaşacağım? Buradan Özel tasarımlar ve çözümlere giriyorsun. Ücretsiz araçlar diyorsun. TikTok hediye görseli diyorsun. Tıkladığında seni hesap oluşturmaya gönderecek. Hesabı oluşturuyorsun, girişini yapıyorsun. Tekrar buraya gelip özel tasarımlar, çözümler, ücretsiz araçlar, TikTok hediye görselleri deyip o sayfaya ulaşmış oluyorsun kardeşim. Bu arada giriş yapmaktan problem yaşayabilirsiniz çünkü çok fazla yoğunluk var. İki defa üst üste yaparsanız zaten sıkıntı olmaz girişiniz başarılı olur. Özel tasarımlar, çözümler diyorsunuz. Ücretsiz araçlar, TikTok hediye görselleri deyip burayı kapatıyorsunuz. Reklamlar bunlar başka bir şey değil. Buradan da ülke seçtikten sonra hediye görsellerine indir diyorsunuz. Bakın bunu böyle yaparsanız webp formatı ile iner. Gördünüz değil mi? Web bunu aşağıda indir diyorsun. Bak png. Anladınız mı? Bunu sakın webp formatı ile böyle indirmeyin. Aşağıda indir butonu koymuşum. Tamam. İstediğiniz kadar hediye var arkadaşlar. Bütün hediyeleri yükledim ben içine. Alabilirsiniz buradan da. Bunları alırsınız photopea'den veya photoshop'tan. Daha bunları da bilmiyorsanız arkadaşlar yukarı tarafa karta bırakırım abi. Oradan bakın nasıl yapılıyormuş. Fotoğraflar nasıl photoshop üzerinden veya işte photopea üzerinden tasarımlar. Onu da görürsünüz arkadaşlar o videoda da anlatıyorum. Burayı kapatıyoruz. Burayla işimiz yok artık. Şimdi Subway Surf'su biz nasıl bilgisayardan oynayacağız? Arkadaşlar Android emülatörler var. Bunlar Memo olabilir işte GameNote olabilir BlueStack olabilir. Bunlardan birini seçip indirin tamam mı? İndirdiğinizde Google'a girişiniz yapın ve Google Play'i açın oradan da Subway Surf'su indirin. Oyunu kontrol etmek için emülatörlerin içerisinde zaten tuş kalibrasyonu vardır. Siz onu yapacaksınız WASD olarak bitecek. Artık oyunlarda oynayabilirsiniz yayınlarda da rahat 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 WASD ile kontrol edebilirsiniz oyununuzu. Şimdi arkadaşlar ben bugün GameNote'dan bahsedeceğim. Normalde tavsiye etmem ama velakin anlatmamın sebebi internetini kapatacağım GameNote'un. Biliyorsunuz ki Subway Service oynarken reklam geliyor. Bu reklamları önce kapatmamız lazım. Yoksa yayında sürekli sürekli reklam görürsün. Şimdi GameNote burada arkadaşlar tamam mı? Ben oyun oynuyorum mesela. Bakın göstereyim size de. Şöyle yapalım. Hatta bir tane tıklayayım. Bak reklam geldi gördün. Yani oyun oynarken sürekli reklam gelecek. Bunu kapatabilmen için GameNote'un internetini kesmen lazım. Yani sürekli senden iletişim almasın. Önce game bir kapat. Bize ne lazım? Game dosya konumundan birkaç tane dosyası var. Emülatörü açarken onları kullanıyor. Game diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Yine dosya konumunu aç diyoruz. Şimdi yukarı tarafta TX Game Assistant var. Buraya tıkladığınızda UX mi var. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ADB'yi, Android emülatörü, Android Emulator N, Android Emulator X ve renderer. Tamam mı? Başka var mı diye bakıyorum şöyle. Bunları kapatmanıza gerek yok. Tamam. Burada bug'ı isterseniz bug'ları şöyle silebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bunlar çok önemli bir şey değil. Silebilirsiniz. Buradan denetim masası diyorsunuz. Sistem ve güvenlikler. Windows Defender güvenlik duvarı ve gelişmiş ayarlar. Tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir eylemler gelir tamam mı? Bu eylemlerin içerisinde giden kuralı seçiyorsunuz. Ben zaten seçmişim ama size göstermek babında tekrar yapacağım. Öncelikle bu klasörü bak buraya tıkladım. CTLA C yaptım. Geldim. Yeni kural oluşturdum. Programını seçmiş oluyorsun. Burada sonraki diyorsun. Dosya yolunu istersen göz atarak ulaşabilirsin. Bak burada gözüküyor zaten. ADB'yi seçersin. Tamam mı? Ben rastgele başka bir şey seçesim var. Şunu seçeyim. A mesela ben başka bir şey seçtim. Orada siz o 3 tanesini seçeceksiniz. 3 tane mi 4 tane bakayım bir. ADB, Android emülatör, Android emülatör N, and X ve renderer. Tamam. Beş tane aynı. ADB seçtiğimi varsayalım. Devam ediyorum sonraki. Bağlantıyı engelle diyorsunuz. Buradan bağlantıyı engellediğinde devam ediyorsun. Buraya rastgele işte subway, subway 1, subway 2 dedikten sonra artık kural otomatik bir şekilde etkinleşir. Yanında şöyle bir ban işareti olur. Tamam. Kuralı etkinleştir dediğimde banlandı. Tamam. Bu saatten sonra artık bunlar reklam gelmiyor. Kaldırmak istiyorsan, reklam gelsin istiyorsan bunları, kuralları devre dışı bırakacaksın. Başka bir şey yok. Reklam problemi bu şekilde ortadan kalkıyor arkadaşlar. Kapattım burayı. GameLoop'a geldim. Buradan aç diyorum. Bak şimdi. Bastım bu kadar tamam ekstra bir şey yapmanıza gerek yok internet bağlantısı bu şekilde kesebilirsiniz ya yani oyununu da etkilemiyor bak ben sağa döndüm şimdi bizim için ne lazım arkadaşlar bizim için bak öyle bir şey geldiğinde herhangi bir ekranın boşluğuna tıklayın o gider Aksel de oradan bir kontinuum falan bir şey derseniz reklam gelmeyecek zaten orada takıla kalacak gerek yok öyle bir riske girmeye boşluğa tıklayın direkt oyunun ana menüsüne aktarır şimdi gelelim asıl mevzuya bizim tickfinity ayarlarına bu arada size güzel bir haberim de var gta 5 ile ilgili hani o piyasada bazı arkadaşlar var gta 5 için araç değiştirme, araç düşürme ücret istiyor ya 2000 lira 1500 lira. Ben onu dün geceden itibaren oturdum çalıştım üstünde tamam mı? C sharp'tan kodunu yazdım. Öyle bir güzel oldu ki. Bak isim çıkmasına bile gerek yok. Sadece araç değiştirsin, lastik patlasın, araba havaya uçsun. Her şeyini yazdım abi ve sınırsız istediğim kadar kullanabiliyorum. Hiçbir kimse de müdahale edemiyor. Sadece Tickfinity'ye tuş atamasıyla bu işleri çözebiliyoruz. Bu kadar basit. Ee, bunu dağıtacak mıyım? Yani birkaç kişiye baktım. 2000 lira, 1500 lira, 1000 lira, 900 100 lira para istemiş. Büyük ihtimal ben o kadar istemeyeceğim. 200-500 civar bir para isteyeceğim. Uğraştırdı bayağı. Ya da belli olmaz işim gücüm. Hani benim içimdeki çakallığı öldüremedim yani. Baktım ki bir gecede o adamları bitirmek için, piyasadan çektirmek için ücretsiz de dağıtabilirim. Yani durumum değişebilir. Ama şunu bilin yani. Bayağı bir uğraştırdığı için bu sistem. Ufak da olsa bir destek isterim diye düşünüyorum. Gelelim şimdi TikFinity ayarlarımıza. Arkadaşlar buradan sesli uyarılardan herhangi bir işlem yapmadım. Sesli uyarılarımız yok. Kapalı. İsterseniz siz onları kendi kafanıza göre ayarlarsanız onu zaten anlattığım bir video yukarıda kartı da bırakmışımdır. Oradan bakıp da izleyebilirsiniz ya da profilime tıklayın abi. Videolardan ulaşabilirsiniz. Bir sürü kez anlattım. Başka videoların içinde de anlattım yani. Bakın anlarsınız zaten. Hediye seçiyorsun. Burada da sesi seçiyorsun. Bu kadar basit. Aklınızda bulunsun. Game nota şey yok. Hani tuş atama yapıyorsunuz ya mesela W'ye bassın. W'ye basmıyor. Keyfinity'de tuş atamasıyla sakın yapma. O da yemiyor. Haberin olsun. Burada Auto Light diye bir sistem var biliyorsunuz. O sadece GTA 5, Forza ve diğerleri için geçerli. Burada geçerli değil. Mesela mesela o dediğiniz olaylar. Abi oyunu kapat aç yapmışız. Tamam buraya tıkladım. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada önce bir başlığı belirleyin. Sesi çal diyorsun. Open Sound Library diyorsun. buradan istediğin sesi kullanabilirsin. Ben burada kapatla yeter falan filan koymuşum. Sen de onu alabilirsin. Şimdi aşağı indim arkadaşlar. Burada görüntüleme süresi 5 saniye. Bu görüntüleme süresinden kastım şu. Sesin çalma süresi ya da videonun görünme süresi. o oh, başka bir şey değil. Burada da 5 dedim tamam mı? Bunu sırayla gidelim. Scream 1. Sonra hediye kombinasyonlarını tiki işaret buradaki olay şu combo hediyelerin geldiğinde yani ard arda geldiğinde ard arda çalsın mı yoksa bir kez mi çalsın diyor. Bunu işaretleyin kesin. Sonra kaydedin. Buradaki raconda resim ve GIF abi GIF bulmak çok zor değil. Google'a girdiğinizde Kurtlar Vadisi GIF yaz, GIF yaz, image'e tıkla. Burada bir tane var. Bak ben bunu almışım mesela. Sağ tıklayıp kaydederimde GIF olarak iniyor. Sen de bunu indirebilirsin. Tamam, bu kadar kolay yani. Uyarıyı göster kısmı var. İşte isim yetmezse gölgemiz konuşur. İşte o GIF geliyor, işte o müzik sesi geliyor. Bu yazı da orada gözüküyor. Kim adı ismi gözüküyor. Aşağıda da onun ismi yazıyor. Atan kişinin. Mesela 7 saniye yapmışız. Uzatmışız. Bak burada herhangi bir şekilde tuş ataması falan yapmadım. Hiçbir şekilde tuş ataması yapmayın. Screen'ın 4'ü belirtmişim. Ses biraz yüksek geldiği için sesini kısmışım. Hediye kombinasyonlarını da açmışım. Kaydet demişim. Şimdi buralara olayı anladınız az çok olsun. Buraya gelelim. Burada yeni etkinlik oluşturuyorsunuz. Yukarı taraf kapat aç tamam mı? Tıkladım. Olayı kim tetikleyecek? Herkes tetikleyebilir. Abonelere, takipçilere, moderatörlere değil. Herkes tetiklesin. Olayı nasıl tetiklenecek? Belirli bir hediye olarak. Belirli hediyeyi seçiyorsun. Burada bir sürü hediyeler var. Seçiyorsun. Senin hediyen ne neyse. Sonra geliyorsun. Bak burayı kapattım mesela. Buraya tıklıyorsun. Neydi yukarıdaki şeyimizin ismi? Neydi? Oyunu kapat aç değil mi? Tıklıyorsun kardeş. Geliyorsun. Oyunu kapat aç yapıyorsun. Bitti. Aynısını diğerleri için de yapıyorsun. Ama şunu unutmayın. Tickfint ayarlarını yaptığınızda her eylem için screenları ayırın. Şimdi gelelim bu Siri olayına. Çoğu kişi sormuş. TTC sohbete geliyorsunuz. Artık değişti Siri mantığı. Hello with users. Yani hangi izleyicilerin yorumlar okunsun? Bu moderatör olabilir. Followers olabilir. Abone olanlar olabilir. Bütün herkes olabilir. Ben moderatörü seçtim. en iyi comment diye seçmişim. No demişiz. Enable eğer kapalıysa Siri çalışmaz. Açıksa Siri çalışır. Türkçe. Buradan voice'larınızı seçebilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burayı kapattım arkadaşlar. Şimdi gelelim TikTok Live Studio ya. Ben ayarladım zaten. Ama berakin size de göstereyim. Bak mesela ben ne yapmışım? Burada oyunu ekranına koydum. Şimdi görseli nasıl yükleyeceğiz? Buradaki hediye görseller var ya. Bunu nasıl yükleyeceğiz? Şimdi bu hediye görsellerini abi sen nasıl yükledin? Artıya tıkladım kardeşim. Görsel dedim. O görseli indirdiğin görseli bunun içine yükle. Sonra boyutunu ayarlarsın. Bu kadarını da yaparsın diye düşünüyorum. Gelelim asıl meyozuyor. Abi, hediyeler atılınca nasıl etkileşim olacak? Bunu nasıl yapacağız? Nasıl TikTok Live'a bağlayacağız? Bunu da anlatıyorum. Şimdi geliyorsun kardeş buradan. Eylemler ve etkinlikler. Stream 5'i alacağım. Nerede abi Stream 5? Stream 5 burada. Sizde bunlar offline'dır. TikTok Live stüdyo açtığım için video oldu. Çünkü yaptıydım ben önceden. Şimdi buradan sen Stream 5'i kopyalıyorsun kardeş. Geliyorsun. Buraya kaynak ekle diyorsun. Bağlantı ekle. Buraya yapıştırıyorsun. Kaynağı eklemiş oluyorsun. Her biri için kaç tane eylem etkinliği düzenlediyse o kadar sayıda burada bağlantı açıp ekleyeceksin kardeş. Sonra boyutlarını ayar eğer resim görseli varsa bunu ortalarsın. Yani test edeceksin. Test etme yolu da şundan. Ben mesela ne nasıl diyeyim racon. Bak Görsel arkada kaldı herhalde. Şimdi bazen bug'a girebiliyor. O pala görseli. Heh şimdi oldu. Bazen bug'a girebilir. Ne yapacaksınız abi? Buradan biliyorsunuz racon kısmına tekrar gif'i siliyorsunuz. Tekrar yüklüyorsunuz. Bazen bug'a giriyor. Bu Ticfinity'ye çok fazla kullananlar. Bu arada Ticfinity hakkında şöyle bir bilgi aldım. TikTok'a geçmiş. Artık TikTok tarafından kullanılıyormuş. Ee, Ticfinity ayarlarını artık TikTok düzenliyormuş. Onun için mobil uygulamasını da çıkardılar. Yavaş yavaş onu da geliştireceklerini söylediler. Ben de bekliyorum. Herhangi bir bilgi alırsam zaten sizlere de paylaşırım. YouTube kanalımda da videosunu çekerim. Bazılarınız mesela şey diyor abi ben mobilden oyun oynuyorum ama ne bileyim bu görselleri mobilde oyun oynarken paylaşamıyoruz. Yani o efektlere gelmesi lazım o bölüme. Gel, gelirse neden olmasın? Size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. TikTok'ta abi bir haftadır yayın yapıyorum. Sıfır izleyiciye sahibim. Nasıl yapacağım? Nasıl yükselteceğim? Hiçbir fikrim yok. Bir, samimi olman lazım. İki, kameran açık olması lazım kardeşim. Hani kamerasız yayın yapanların birçoğu kızdır arkadaşlar ve bu kızların isterse hani sadece sesi olsun. Hani bizim ülkede malum Şuradaki yani izleyecek adamların ne halde olduğunu bildiğimiz için hani normal onlar için çok fazla para kazanır kızlar. Ama erkeklerin durumu biraz sıkıntı. Onun için kamera açmak zorunda. Hatta aslında görmüşsünüzdür birkaç tane yayınca kendi eşlerini bile oyuna oynattırdılar. Yani bu hoş bir şey değil. Yani kendi eşini resmen oraya sergiye çıkarmış gibi sırf odaki adamlar gelsin de ona hediye alsın düşüncesi bence hoş değil. Ama malum bizim ülkede de böyle bir durum var. Hayırlısı bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerden ricam güzel bir yayın geçirmenizi istiyorum. İnşallah bu anlattıklarım size güzel paralar kazandırır kardeşler. Bu videoyu da paylaştıktan sonra GTA videosu ne zaman gelir onu bir düşünmem gerekiyor. <laughs> Bakacağız. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Eğer ki Subway Surf canlı yayın yapmak isteyen bir arkadaşım varsa bu videoyu ona paylaş kardeşim. En azından bu bilgiden o da alsın. Ne diyoruz? Ben senin hackerınım hep Her videoda bilgi ve keyif hep Kubilay can sahnede fun Wine challenge tepki anında plan Kukla tiyatro şarkı birleşir Her içerik kalplerde iz bırakır